Evet, Sarıkamış Harekatı'nın 100. yılında Türkiye şehitlerine 100 yıl anma etkinliğine bütün Türkiye'nin her kesiminden insanlar. Tabi zaman zaman söyleriz. Anzaklar olmasa da Çanakkale olmazdı. Karslar olmasa da Sarıkamış şehitleri olmazdı. Gerçekten Karslar'dan Iğdır'da çok yemekleri var. Özellikle Karslar'dan Iğdır Vakfı'nın. Şu anda Karslar'dan Iğdır Vakfı tam kadroyla katılmakta. Vakıf Başkanımız Sayın Cihan Gürgün aramızda. Efendim, duyurlarımız aramızda. Efendim, 100. yıl dönümüyle konuşuyor muyum? 100. yıl dönümüyle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onun için İstanbul'dan buraya 20 tane Kars Vakfı'ndan arkadaşlarımız geldiler. Geçen sene de bir kutlamaya geldik. Her sene devam edeceğiz. Bunu bir anı meselesi yapıyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim şu anda Kars eski milletvekili Doktor Selahattin Beyli Bey'le aramızda. Bütün etkinliklere katılıyor. Özellikle Sarıkamış Harekatı'nda olan etkinliklerde bizimle de birlikte yiyor. Hem siz de duyuyorsunuz. Ben önce bugün buraya gelmiş olan Türkiye'nin her köşesinden gelmiş olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Sarıkamış bir varoluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu, dik duruşu, komutanlara karşı askerlerimizin metanetinin ve dik duruşunun günü. Bugün öyle bir gün ki, o gün öyle bir gün ki zaman zaman 7 yıldır biz Sarıkamış Dağları'nda yürüyoruz her köşe. O yürüyüşlerde üzerimizde kıyafetlerimizde yürürken çektiğimiz sıkıntıları görünce o askerlerimizin neler yaşadığını daha iyi hissediyoruz. Ben her bir yürüyüşte, her bir Sarıkamış'a gelmeden ayrı bir heyecan, ayrı bir hüzün ve ülkeme, bayrağıma daha büyük bir bağlılık hissediyorum. Onun için bütün Türkiye'deki herkesin mutlaka Sarıkamış'ı, mutlaka Kars'ı görmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Bu vesileyle ülkemizin ilelebet var olmasını temenni ediyorum. Bayrağımızın ilelebet şahlanmasını temenni ediyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde ülkemiz daha iyi günlere gidecek. Ayrıca Sarıkamış bundan sonraki yıllarda da daha güzel pozisyonlar yakalayarak bütün Anadolu insanlığı kucaklayacağı kanaatini taşıyorum. Hepinize saygılar.